kazanmıyorum. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Malumunuz, her ay gerçekleşen edebiyat günlerinin tekrar birlikteyiz. Buradaki amacımız, Avrupa Türklerinin kültürel ve sanat etkinlikleri noktasında güzelliklerimizi, bizi biz yapan değerleri paylaşmak. Hangi ideolojiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, bizim kültür ve sanat edebiyatımızı, bunun içerisinde Avrupa Türkleri içerisinde başarılı olmuş, sporda, sanatta, edebiyatta kariyer yapmış, özellikle Türk toplumunu temsil etme noktasında iyi yerlere gelmiş arkadaşlarımızı edebiyat günlerine kazandırmak istiyoruz. Geçen ay sizlerle birlikte olmuştuk. Avrupa Türkleri ile ilgili bu değerlendirmeleri yapmamızla beraber buradaki edebiyat günlerinin kültürel ve sanat etkinliklerini, edebiyat boyutunu biraz çıtayı yükseltmek adına neler yapılabilir noktasında arkadaşlarla istişare ettik. Bunlardan bir tanesi elbette evet sanat, edebiyat, şiir bizim ortak değerlerimiz. Bunları biraz daha genişletip detayına girmek açısından içimizde yaşadığımız toplum içerisinde bir takım konuları araştırmış, bunu da kitaba çevirmiş, kitaba yönlendirmiş, kitap yazmış, şair, yazar, araştırmacı, tarihçi olan birçok kardeşimiz var. Bunları da her ay sizlerle karşı karşıya getirip onların tecrübelerinden yararlanmak, onların ilim ve bilgi noktasındaki yayınladıkları bu kitapları size tanıtmak da amacımız. İnşallah Edebiyat Günleri önümüzdeki aydan itibaren Avrupa Türklerinin tarihini yazan, özellikle Avrupa Türklerinin tarihini kültürel boyutuyla, sosyolojik boyutuyla ele alan Doktor Latif Çelik Beyefendi. Önümüzdeki aylarda yine misafirimiz olacak. Biliyorsunuz Osmanlı'dan Avrupa'ya kadar ki süreçte Avrupa'da Türklerin bütün sosyolojik çalışmalarını 3 ciltte kitaba almış bir beyefendi. Bunun içerisinde Türklerin yemek kültürü var, sanat kültürü var. Onunla beraber işte croissant'ın nereden geldiği, iyice sigarasının Berlin'de yapıldığı, Türk kahvesinin ilk Viyana'da nasıl sergilendiği, 300 yıl önce Türk kahvesinin hikayesini anlatır bu arkadaşımız. Buna benzer ilginç konularla beraber sizlerle beraber olacak. Daha sonra Frankfurt'ta, kendi bölgemizde meslek eğitimi konusunda uzun yıllar birlikte çalıştığımız KUBİ Derneği'nin başkanı Arif Arslaner Beyefendi'yi konuk edeceğiz. O da önümüzdeki aydan itibaren konumuz olacak. Arif Bey de 2000'li yıllarda uzun yıllar Frankfurt İHK ve Frankfurt çevresinde Türk toplumunun, Türk gençlerinin meslek eğitimi konusunda çok önemli görevler yapmıştık. Ben de o dönem İş Adamları Derneği Başkanı olarak uzun yıllar meslek eğitimi konusuna önem vermiştik. O konuda da bayağı yol aldık. Nasıl yol aldık? Geçmişte Avrupalı Türkler meslek eğitimi konusunda Türk işverenler bilgi noktasında mağdurdular. Bilgiye ulaşamıyorlardı. Biz de Alman İHK'ları aktif bir hale getirerek Türklerle arasında köprü görevi yapıp Türk gençlerinin meslek eğitimi yapmasını sağlamıştık o dönemde. Bu da bir ayrıntıydı. Onunla birlikte sanat deyince tabii şiir, edebiyat, kültürle beraber tiyatro da önemli bir unsurumuz. Tiyatro etkinlikleri de önümüzdeki günlerde bu bölgede gerçekleşiyor. Yeşim Hanım da bunlardan bir tanesini geçen yılda gerçekleştirdi. Tekrar bu yılda gerçekleştirecek. Tabii biz Türkler sadece sanatı şiirle değil, farklı boyutlarıyla bakıyoruz. İşte bunun içerisinde şiir, edebiyat, tiyatro, sinema etkinlikleri de olmalı. Ve bu konularda çalışan, bu konularda aktivite gösteren arkadaşlarımızı da yiğidi öldür, hakkını ver noktasında o arkadaşlarımızı zaman zaman bu kürsüye çıkartıp onların hem kariyerinden hem yaptıkları faaliyetlerden bilgi almak adına bunları yapacağız inşallah birlikte. Onunla birlikte tekrar bir de hat sanatı, İslam tasavvufunda hat sanatı diye bir konu. Hattat olan bir arkadaşımız var, Hasan Temiz Türk. Uzun yıllardır hat çalışması yapıyor. Abi tanıyorum. Benim de çok değerli bir dostum. Onun da kendisinin uzun yıllar Avrupalı Türkler içerisinde hat çalışmalarını, hat sanatı çalışmalarını uzun yıllardır kendi emeğiyle hat çalışmalarını bütün Avrupa'da yaymak için Dubai'ye kadar geçen Dubai'de sergi açtı. Dünyanın birçok yerinde yapmış olduğu hat çalışmalarını sergi olarak açıyor. Kendisinin burada bir hat sanatı sergisi açmasını
teklif edeceğiz ve kabul edecek büyük bir ihtimal arkadaşımız zaten. Burada kendisi hat çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek, hat sanatını anlatacak ve yapmış olduğu hat çalışmalarını da sergileyecek burada. Bu da bir ayrı bir aktivite olacak. Buradaki amacımız edebiyat günlerinin içerisinde şiirle beraber bizi biz yapan dediğimiz, ifade ettiğimiz gibi bütün kültür değerlerini ele almak istiyoruz. Hasan Bey'den sonra da tekrar bu aktiviteleri, bu etkinliği sosyal medyayla beraber televizyon dünyasına da yansıtacağız inşallah. Öyle bir teklif de geldi zaten. Kanal Avrupa'da Mümin Uluç Beyefendi diye kardeşimiz Anadolu Diyarı diye bir program yapıyor. Bütün edebiyat sevdalılarını, sizin gibi değerli şairleri, arkadaşlarımızı aralarında görmek isterler. Sizinle canlı bir program yapmak isterler. Bu edebiyat günlüğü aktivitelerini bu şekilde burada gerçekleştirdiğimiz gibi televizyonda düşünün. Kanal Avrupa programının Anadolu Diyarı Mümin Uluş'la bir etkinlik olacak. Orada davet etmek isterler. Buna benzeyen etkinlikler devam edecek. Tabii biz bunları istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Bu arada her ay olması itibariyle eşim Hanım'ın bir tespiti vardı daha yine aramızda konuşurken. Bugün katılımın da az olmasından dolayı, acaba her ay olmasından dolayı aynı gelen kişiler sıkıldı mı noktasında bir değerlendirme yapmıştık. Neler olabilir? Yani bunu her ay yapmak yerine Almanların tabiriyle kuartal, yani her üç ayda bir mi yapsak? Her üç ayda bir yapıp ama içini doldursak. Daha ev ödevine hazırlanmış, daha detaylı bir şekilde, daha güçlü, daha aktif, içi dolu dolu. Geniş çapta, içi dolu dolu bir etkinlik olabilir noktasında bakmıştık. Bu da değerlendirilebilir. Tabii bunları biz kendi aramızda değil de Edebiyat Gönüllüleri Komitesi yöneticileri, şu ana kadar çaba sarf etmiş, gayret sarf etmiş arkadaşlarımızın da fikirlerini almak lazım. Bu noktada bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Tekrar